Ey Süleyman, yetmedi mi tattığın acı, keder, yandığın ateşler? Bir canından daha mı olacaksın? Bir parçan daha mı eksilecek? Sen ki o ateşin içine elini soktun, yandın, canından canı kendi ellerinle kopardın. Cehenneme düştün, gayya kuyularına indin. Yıllar yılı kabuslar zihnini, hayaletler peşini bırakmadı. Cevabını veremediğin sualler aklında döndü durdu. Doymak bilmez bir canavar gibi kemirdi ruhunu. O ağır mesuliyeti omuzundan atmak için bir çare çırpındı. Ey Süleyman! Elini o ateşe bir daha mı sokup yanacaksın? Yanıp da bir canından daha mı olacaksın? Cehennemden nasıl çıkacağız Allah'ım? Süleyman Han Hazretleri.
herkesin başı sağ olsun kör. Hüsnü Paşa'nın ani vefatı herkesi müteessir etti. Bundan böyle yanımda olmanı isterim. Evlatlarını da al, sarayı Hümayun'uma gel. Artık seni buraya bağlayan, burada olmanı gerektirecek bir şey yok. Benim de aklımdan geçen buydu. Tez vakitte yanınızda, dizlerinizin dibinde olur. Ah. Hünkârım. İyiyim ben Mihrim'a. Hekimlerin tavsiyelerine riayet ediyorum. Bayasın sağ teslim edilmesine şart koşmuşsunuz. Ne kadar sevindim anlatamam. Cem diyarına giden Hüsrev Paşa onu payitahta getirecekmiş. Bayezid affınıza mazhar olacak, öyle değil mi? Bayezid hata üstüne hata yaptı. Nerede duracağını bilemedim Mihrim'a. Onun yüzünden binlerce Müslüman canından oldu. Yetmezmiş gibi gitti düşmanıma sığındı. Nicedir onun kanatları altında. Bayası ne kadar pişman olduğunu, Şah Tahmasp'a sığınmasının sadece bir mecburiyet olduğunu biliyorsunuz. Mektuplarını bunun teferruatıyla anlatmış. Hudutları aşmasa, Selim'le tekrar karşı karşıya gelecek ve bu sefer çok daha şiddetli bir savaş vuku bulacaktı. Kardeşimi yakarışlarına ne olur kulak ver. Baba, acılarımız kâfi değil mi? Kardeşlerim bir bir gitti. Badem'in acısı hala yüreğimizde. Hiçbirimiz tesirinden kurtulamadık. Bu acıların üstüne bir de Bayas'ın acısını eklemeyin ne olur. Bayas'ın katline ferman verirseniz, bilin ki bana da kıymış olursunuz. Yaptığın hiç akıl kârı değil. Ne gerek vardı oralara gitmeye? Biri seni tanısa ve alıkoysalardı. Kimsenin beni tanımasına imkan yoktu. Alelade bir muhafız kılığındaydım. Sen benim için, bu devlet için çok mühimsin. Böyle gereksiz yere tehlikeye atılman korkutuyor beni. Gereksiz olduğunu nereden çıkardın Nurbanu? Lala Şah'la Bayezid'in canı için pazarlık ederken orada olmam şarttı. Aksi halde Lala Şah'ın isteklerini kabul edip etmediğimi öğrenmek için benden teyit isteyecekti. Ki buna vaktim yoktu. Elbette yüce hünkârımız cömerttir, gönlü zengindir. Lakin Şehzade Selim Hazretleri cömertlik mevzuunda kimseden eksik kalmaz. Eğer Şehzade Bayezid'i bize teslim ederseniz isteklerinizi misliyle alır... İstikbalin padişahıyla şimdiden yakın bir dostluk tesis etmiş olursunuz. Sultan Süleyman, Şehzade Bayezid'i sağ salim teslim etmem için Kars Kalesi ile birlikte 12 kere 100 bin altın veriyor. Şehzade Selim bunun iki mislini verebilir mi? Gücü yeter mi buna? Elbette. Asi Şehzade Bayezid'i bize teslim ederseniz istediğiniz miktarda altını ivedilikle hazır edeceğiz. Şah'ın istediği altınlar bir servet. Nasıl bulacağız?
Bulacağım Nurbanu. Bulmak mecburiyetindeyim. Hünkârımız Bayezid'i sağ istemiş. Mihrimah hünkârımızın yanı başında. Bayezid'i kurtarmak için elinden geleni yapacak. Belki de muvaffak olacak. Hünkârımızın kararına tesir edecek. Bunu göze alamam. Bayezid hünkârımızın karşısına zinhar çıkmamalı. Gel. Şehzadem, sultanım. Signora Gracia Mendez teşrif ettiler. Sizi görmek isterler. Gelsin. Yosef Nasi'nin halası değil mi? Ne maksatla geldi buraya? Buradan bir an evvel çıkmamız lazım şehzadem. Dediğin gibi Tahmas canıma karşılık pazarlık yapıyorsa bütün tedbirleri almış etrafımızı kuşatmıştır. Kazvin'den çıkış yok, bize asla yol vermezler. Şehzadem. Buradan bir çıkış yolu var. Şahı öldürmek. Emrinizde hala binlerce asker var. Bir saldırı tertip edip Şah'ın canını alıp Gürcistan'a kaçabiliriz. Bu çok tehlikeli. Şah ölse dahi hudutlara varmadan yakalanmamız muhtemel. O vakit kurtuluşumuz olmaz. Başka bir tavsiyen var mı Lokman? Ölümden kaçmanın, bu kafesten çıkmanın başka bir yolu var mı söyle? Askerlerime söyle, tetikte olsunlar Hüseyin Çavuş. Her şeyi en ince teferruatına kadar hesaplamak lazım. Münasip bir vakit kollayacağız. En ufak bir hata bizim mahvımız demek. Emredersiniz. Kusura bakmayın şehzadem. Ellerim boş geldim. Şanınıza layık hediyeler getirmek isterdim. Lakin davetiniz pek ani oldu. Mühim değil sinyora. Haberleri aldınız sanırım. Bir müddettir burada değilim. Ne haberinden bahsediyorsunuz? Hadi yo. Kıymetli Rüstem Paşa. Hakkın rahmetine kavuştu. Rüstem Paşa. Emin misiniz? Elbette şehzadem. Yola çıkarken işittim. Konstantiniye, Rüstem Paşa'nın ani vefatıyla sarsılıyor. Paşa'nın ölümüne ne sebep olmuş peki sinyora? Malumatınız var mı? Epeydir mide hastalığı varmış. Zehirli ishal diyorlar. İnsanın aklı hayali almıyor, öyle değil mi? Hepimiz bıçak sırtında yaşıyoruz. Böyle bir vakitte böyle bir ölüm hiç inandırıcı değil. Allah taksiratını affetsin. Amin. Amin de yerine kim tayin edilmiş? Semiz Ali Paşa mı? Malumatım yok sultanım. Zannedersem hükümdarımız henüz karar vermediler. Dua edelim de yerine sokullu Mehmet Paşa geçsin. Zira bugüne kadar Semiz Ali Paşa'nın bir faydasını görmedik. Merak etme. Kimse düşmanı sığınmış bir şehzadeye hizmet edecek kadar aptal değildir. Şehzadem, benim istediğiniz paranın bir kısmını getirdim. Lakin meblağ oldukça yüksek. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ne kadar var burada? 5 kere 100 bin altın. Ben sizden 15 kere 100 bin altın istedim. Bağışlayın şehzadem. O kadar altını bir anda tedarik etme mümkün değil. Zaman lazım. Signora Mendez. Sanırım Sokollu Mehmet Paşa size durumun ne denli ciddi olduğunu anlatamamış. Bugün Osmanlı mülkünde rahat ve huzur içindesiniz.
Lakin yarın ne olacağı belli olmaz. İstikbal düşünün Siyora. Yaptığınız iyilikler size misliyle geri dönecek. Tıpkı kötülükler gibi. Emin olun ki şehzadem, elimden geleni yapacağım. Size yemin ederim, altının geri kalanını en kısa sürede tedarik edeceğim. Âlâ. Vallahi kırayım dökeyim demeyin. Cümlenizi falakayı yatırırım ona göre. Haydi. Sultanım, rahmetli Hürrem Sultanımızdan sonra bunlar iyice başıboş kaldılar. İnşallah sizin teşrifinizle hizaya girerler. Gülfem Hatun ne güne duruyor? Günahına girmeyeyim. Elinden geleni yapıyor sultanım lakin. Gücü kuvveti bir yere kadar işte. Hümaşa. O kuşu götür. Ne yaparsan yap gözüm görmesin. Ne zararı olacak validem? Hem rahmetli babamdan bir hatıra. Hümaşa. Benim sabrımsın ama. Sultanım. Merhum Rüstem Paşa'nın hatıraları sizi rahatsız ediyor öyle değil mi? İsmini bile işitmeye tahammülüm yok artık. Hünkârımız hala vezir-i azam tayin etmedi öyle değil mi? Vallahi sultanım silsileyi meratip gereği sadarette Semiz Ali Paşa'nın tayin edilmesi lazım ancak. Hünkârımızın kime karar vereceği meçhul. Signora Mendes, kalan altınları getirecek mi? Bana çok şey borçlu. Evvela payitahta gelmesini sağladım. Akabinde Rüstem Paşa'dan kurtardım. Eğer dediğimi yapmazsa tek sözümle cümle Osmanlı'dan kovarım onu. O vakit yaşatmazlar. Dışarıda çok düşmanı var. Madem sinyordan yana için rahat, ne var aklında? Niye dalgınsın böyle? Rüstem Paşa, ölüm aile şüpheli. Nihayet iyi anlaşmaya başlamıştık halbuki. Paşa'nın ölümü bizim lehimize. Sokollu Mehmet Paşa en başından beri senin yanındaydı. Hünkârımız onu vezir-i azam tayin edecektir. Öyle değil mi? Silsile gereği sırada Semiz Ali Paşa var. Esasen sadaret onun hakkı. Hünkârımızın silsile uyacağına malum. Mümkün. Daha evvel bütün kaideleri hiçe sayarak Maktul İbrahim Paşa'ya getirmişti sadaret makamına. İnşallah bu defa da öyle olur. Bekleyip göreceğiz Nurbanu. Hünkârımızın işlerine akıl sır ermiyor. Hele ki son yıllarda. Sana büyük atam Bayezid Han'ın ismini vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Senin adın Bayezid. Senin adın Bayezid. Senin adın Bayezid. Şehzade Bayezid'den haber var mı? Hüsrev Paşa yola çıkalı epey oldu hünkârım. Kazvin'e Tahmasp'ın sarayına varması yakındır. İnşallah şah güçlük çıkarmaz ve tüm şartlarınızı yerine getirir. İnşallah. Şehzadem Selim'den sonra vadisler nelerdir? Sancak Konya'da emirlerinizi bekliyorlar. Âlâ. Şehzadem Selim'e verdiğin rehberliğin ve desteğin farkındayım Sokolu. Konya Ovası'ndaki Mahir Serdarlığı'nda malumum oldu. Eğer sen orada olmasan daha vahim havadisler alabilirdim. Şehzadem Selim'i kaybedebilirdik. Allah korusun hünkârım. Çok şükür şehzademiz o meydandan sağ salim çıktılar. Ben naçiz kulunuzla sadece verdiğiniz emri yerine getirmeye gayret ettim.
Gel. Şah Tahmasp Hazretleri. İstanbul'dan heyet geldi. Hüseyin Paşa sizinle görüşmek ister. İçeri al Mervan. Bakalım Sultan Süleyman neler demiş. Şah Hazretleri. Hoş geldin Hüsrev Paşa. Keşke hoş bulduk diyebilseydim Şah Hazretleri. Şehzade Bayezid'i hemen alıp payitahta geri götürmekte niyetim. Görünen o ki bu mümkün değil, en azından şimdilik. Şehzadenin askerleri hala yanı başında. Rüstem Paşa'nın yollamış olduğu mektuptaki şartlar malumunuz. Hünkârımızın taahhütlerini elde edebilmek için o şartları harfiyen yerine getirmeniz lazım. Şartları yerine getireceğim Hüsrev Paşa. Lakin ben de münasip bir vakit bekliyorum nicedir. Biraz sabır Hüsrev Paşa. Biraz sabır. Hünkârımız Vezir-i Azam tayini konusunda karar kılmış olsa gerek. Muhtemelen paşam. Devlette devamlılık esastır. Sadaret makamı uzun müddet boş kalamaz. Size hayırlı olsun demek isterdim. Lakin bu pek mümkün görünmüyor. Şehzade Bayezid'e olan sadakatiniz hünkârımızın da malumu. Beni kendinizle karıştırmayın paşam. Ben herkesten evvel hünkârımıza sadakatle bağlıyımdır. İlaveten şehzadeler arasında tercih yapmak bizlerin haddi değildir. Öyle mi? Rüstem Paşa ile birlikte Şehzade Mustafa'nın kanına girdiğin günü ne çabuk unuttun paşa. Boşuna heveslenme. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Kapıdan udarayan Piyale Paşa. Kafiri Cerbe Adası'nda bozguna uğratarak büyük bir zafer kazandın. Gönlünden ne geçerse dile benden. Siz yüce padişahımızın takdirinden gayrı lütuf istemem hünkârım. Âlâ. Düşmanlarımızın bir dirhem şüphesi kalmamıştır ki donanmamız Akdeniz'in sahibi ve dahi hakimidir. Hünkârım, bu müjdeleri aldıktan sonra keyfinizi kaçırmak istemesem de söylemek mecburiyetindeyim. Bir Venedik filosu Arnavutluk civarındaki Traç limanına saldırmış. Tahribat büyükmüş. Piyale Paşa. Doğrudur hünkârım. Derhal tedbir alıp kafir adini bildireceğiz. Cerbe zaferinden sonra bu ne cüret? Şehzade Bayezid'in acemlerin elinde olduğunu biliyorlar hünkârım. Bu yüzden yaptıklarının yanlarına kâr kalacağını düşünüyorlar. Şehzade Bayezid'in ordusunun Osmanlı mülkünde kalan artıkları Anadolu'da irili ufaklı isyanlar başlattı. Böyle bir vakitte savaş kararı almak kolay değil. Bu mevzu bilahare istişare edeceğiz. Lakin hepinizin malumu olduğu üzere sadaret makamı epeydir boş. Allah rahmet eylesin. Merhum Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın nice kıymetli hizmetleri oldu. Onun gayretkeşliği sayesinde hazinemiz ziyadesiyle dolu. Devletin nizamı yerinde Allah'a şükür. Nizamın aynen devam etmesi elzemdir. Şimdi bu sebeple Ali Paşa,
Silsile-i meratip gereği seni vezir-i azam tayin ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Bana büyük bir şeref bahşettin Sünker. İnşallah devlet-i âliyenin bu yüce mührünü layığıyla taşırım. Şahım, merakımı mazur görün. Sultan Süleyman'ın şartlarını yerine getirecek misiniz? Şehzade Selim vaat ettiği altınları bulabilecek mi meçhul Mervan? Ondan haber gelene dek Sultan Süleyman'ı oyalamak lazım. Şehzade Selim, altınları bulur da Şehzade Bayezid'i da ona teslim edersek Sultan Süleyman bütün şehirlerimizi yakıp yıkacaktır gene. Sultan Süleyman eski gücünden ve ihtişamından çok uzak Mervan. İyice yaşlandı. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. İlaveten bir oğlunu diğer oğluna verdik diye savaş kararı alacak değil ya. Ne olursa olsun Şahım, bu vereceğiniz kararla Osmanlı'nın kaderine hükmedeceksiniz. Ha padişahın elçisi Hüsrev Paşa almış Şehzade Bayezid'i, ha Şehzade Selim'in adamları. Asi Şehzade'nin kaderi çoktan yazıldı. Şehzadem Mehmet ve kızlarım burnumda tütüyorlar. Keşke bir kez daha görmek nasip olsa. Öyle demeyin şehzadem. Elbet göreceksiniz. Çok yakında kavuşacaksınız. İnanıyorum ben buna. Gel. Şehzadem. Hünkârımızın emriyle Hüsrev Paşa gelmiş. Sizi görmek ister. Nedir arzunuz? İçeri alayım mı, gerisin geri yollayayım mı? Defne, sen şehzadelerimle alakadar ol. Hüsrev Paşa'ya da söyle gelsin. Şehzade Hazretleri. Hoş geldin Hüsrev Paşa. Nihayet payitahttan birileri geldi. Keşke sizinle bu vaziyette karşılaşmak mecburiyetinde kalmasaydım şehzadem. Benim de hayalim bu değildi. Şehzade Selim ve Sokullu beni sürükledi bu cehenneme. İnşallah iyi haberler getirmişsindir. Bu biraz size bağlı şehzadem. Hünkârımız sizin benimle birlikte payitahta dönmenizi emrediyorlar. Anlaşma sağlandı mı yoksa? Sakın inkar etmeye kalkma. Şah'ın aylardır hünkârımızla pazarlık yaptığını biliyorum. Bir pazarlık olduğu doğru şehzadem. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar malum. Şu anda düşman sarayındasınız. Hem meseleyi iyi tarafından bakmaya çalışın ne olur. Hünkârımız sizi sağ salim istiyor. Ne kararı varır? Affını gösterir mi? Bilmem mümkün değil. Lakin umut var. Hünkâr babanızın merhametine sığının. At izi, it izine karıştı paşa.
Artık kim dost, kim düşman belli değil. Seni bile hünkârımız mı gönderdi yoksa Şehzade Selim mi bilmiyorum. Size yemin ederim padişah efendimizin emriyle buradayım. Laflarımın hepsi de hakikattir. Eğer bana inanmıyorsanız söylediklerimi bir de hünkârımızdan dinleyin. Ey oğul, ey Bayezid Hanım, yaptıklarınla beni utanca koydun, yaraladın ve kahrettin. Şehzade Mustafa'nın sonunu getiren, onu ölüme götüren neydi? Bu kadar çabuk mu unuttun? Yaşananlardan hiç ders almadın mı ey oğul? Hükmüme razı gel. Sana Hüsrev Paşa ile dönmeni emrediyorum. Daha fazla ne bana eziyet et, ne kendine. Ölüm dahi can düşmanımın eteğine sığınmaktan yeğdir, bunu bil. Sonunu düşünmeden, hesapları yapmadan dön. Dön ve af dile. Günahlarını kabul et. Et ki karşıma çıkacak yüzün olsun. Emirlere karşı gelen cari olursa derhal haddini bildir. İcap eden cezane sonu ver. Sakın ha müsamaha gösterme Gülfem Hatun. Hünkârımız nasıllar? Maalesef hala aynı sultanım. Bir gün iyi, diğer gün kötü. Bazı günler acıdan duramıyorlar. O Nikris denen illet bir türlü yakasını bırakmadı. Ruhundaki acıya son vermedikçe vücudundaki yaralar dinmez. Mümkünatı yok. Şehzade Bayezid'i affettiği takdirde bir nebze huzur bulacaktır. İnşallah sultanım. İnşallah. Benim de tek temennim bu. Nedir bu ekim başı, bir faydasını görecek miyim? İnşallah hünkârım. Mühürlü toprak var içinde. Mutlak bir çare olmaz. Ancak ağrılarınızı dindirecektir. Çekilebilirsin. Sofrayı hazırlatayım mı hünkârım? Mehrimah Sultanım da davet et, yanımda olsun. Emredersiniz. Hünkârım. Şehzadelerimiz Mustafa ve Cihangir'in acıları henüz tazeyken almıştınız beni hizmetinize. En zor, en güç vakitlerde yanınızda bulundum. Bir baba olarak vicdanınızın sesini dindirmek adına ne bedeller ödediğinize şahidim. Çilehanelerde sessizliğe gömüldünüz. Nefessiz kaldınız. Evlat acısının o keskin zehri defalarca yüreğinizi yakıp kavurdu. Şimdi bunları söylemek bana düşmez. Belki haddimi aşıyorum, lakin vereceğiniz elin bir karar sizi tekrar karanlığa sürükler hünkârım. Aynı acılarla tekrar yüzleşmek zorunda bırakır sizi. Çekilebilirsin. Thank you.
Şehzadem, bir yol ayrımındasınız biliyorum. Ancak Hüsrev Paşa'nın söylediklerine ne olur kulak tıkamayın. Hünkârımız sağ teslim edilmenizi şart koşmuş. Bizzat mektup yazmışlar. Bu çağrıya kulak verin. Ona güvenin ne olur. Rahmetli şehzademiz Mustafa da hünkârımıza itimat etmişti. Onun yanına varmasın diye diz çöküp yalvarmıştık. O babasına güvenmeyi tercih etti. Masum şehzademizin akıbeti belli. Bu bir tuzak. Sultan Süleyman sizi asla affetmez şehzadem. Askerim ne vaziyette? Şaha tertip edeceğimiz saldırıyla ilgili bölük ağalarıyla görüştüm. Hazırlık yapıyorlar. Ben de ilaveten Kazvin'den Gürcistan'a giden yolları tetkik ediyorum. Hangi yol emniyetli, hangisi değil bunları bilmek icap eder şehzadem. Hala. Hüsrev Paşa geldiğine göre fazla vaktimiz yok. Acele edelim. Hünkârımıza itimat etmeyi en çok ben isterim Lokman. Ne yazık ki bu çok zor. Hünkârımız bugüne dek hep karşımda yer aldı. Selim'in oyunları, hileleri adeta gözlerine perde oldu. Beni her türlü kötülüğün, fenalığın suçlusu bildi. Göz açıp kapayınca edek büyüdüler sultan. Maşallah. Allah talihlerini açık etsin. Amin. Şehzademizin önünde bir mani kalmadı. Taht onun hakkı. Bilmiyorum Can Feda. Payitahta gittiğimiz o Falcı Hatun'un sözleri kafama takılıyor son günlerde. Hanedanımızın soyu aslanın ve kartalın rahminden yürüyecek. O sultan ki tahta geçecek şehzadeyi çoktan doğurdu. Beyhude bu endişeniz. O Falcı Hatun'un işaret ettiği sultan sizsiniz. Tahta çıkacak şehzade de evladınız Şehzade Murat. Emin olmam lazım. Aksi takdirde uykular haram bana. Diğer tüm ihtimaller ortadan kalkmalı. Şehzadem iyi misin? Bu bekleyiş hepimizin asabını bozdu. Ne kadar tedirgin olduğunu görebiliyorum. Şehzade Mehmet. Şehzade Bayezid'in evladı. Hala Amasya Sarayı'nda değil mi? Nereden çıktı bu sual? Şehzade Bayezid ve Acem diyarındaki evlatlarından kurtulsak bile... kardeşinin taraftarları Şehzade Mehmet'i kaçırabilir... bunu bize karşı kullanabilirler. Bu ihtimal yok sayamayız değil mi? Unut bunu Nurbanu. Henüz erken. Evvela Bayezid var. Sonrasında olan olacak zaten. Bütün ihtimalleri düşünmemiz gerekir diyen sendin. Geç olmadan tedbir almamız lazım. Unut bunu Nurbanu. Ne diyorsam o.
Senin ve evlatlarının varlığını sarayımda, yakınımda hissetmek bana kuvvet veriyor Mirma. Sizinle aynı kubbenin altında olmak beni de mesut ediyor hünkârım. Kardeşim Bayezid geldiğinde, kırgınlıklar son bulduğunda inşallah hep birlikte rahat edeceğiz, ferah edeceğiz. Hünkârımız ne diyorlar? Şehzademize karşı tavırları nasıl? Bir anlasam Sümbül, bir anlasam. Hünkârımız tam bir muamma. Mustafa abimin ölümünden önce de böyleydi. Validem konuşturmak için çırpınmış. Ancak tek kelime alamamıştı. Hamle ve la kuvvete illa billah. Hocam. Sultan. Ali Paşa, yeni vazifeniz hayırlı olsun. Sadaret mührünü taşımak kolay değildir. Sağ olun sultanım. Hünkârımızın lütfu. Benim mührü taşıyabileceğime kanaat getirmiş demek ki. Esasında karşılaştığımız iyi oldu. Ben de sizinle hususi olarak konuşmak istiyordum. Emredersiniz sultanım. Bir mesele mi var? Böyle ayaküstü konuşulacak bir konu değil. Akşam Mermer Köşk'e gelin, orada konuşuruz. Emredersiniz. Sultanım, merakımı bağışlayın ancak Ali Paşa ile niçin konuşacaksınız? Şehzademiz Beyazıt'la mı alakalı? Öyle de diyebiliriz. Bunca yıl Rüstem'le evli kaldıysam bunun en mühim nedeni onun makam ve elinde tuttuğu güçtü. Validem onu boşamama bu sebeple karşı çıkmıştı. Şimdi o makam ve güç Ali Paşa'da. Kardeşim için ona yakın olmam lazım. Yalnızca kardeşiniz için mi? Çok hikayeler işittim Sümbül. Hepsinden payıma düşen akılları kendimce almaya çalıştım. Hatice Sultan'ı hatırla, rahmetli alan. Vezir-i Azam'la evlendim ve sarayda söz sahibi oldum. Fatma Sultan da öyle. Gerçi sonları pek hayırlı olmadı. Güce her daim yakın olmak ve bu iktidar oyununda söz sahibi olmak benim tabiatımda var. Zal Mahmut'u iyice tembihledin öyle değil mi Sümbül? Rüstem'in ölümüyle alakalı ağzını açıp tek kelime ederse başına gelecekleri iyice aklına soktun mu? Tembihledim sultanım, endişe buyurmayınız. Ne kadar kaçsam da, kafamın içindeki sesi susturmaya çalışsam da beceremiyorum. Bir yanım, ya bugün son günümüz, ya bu gece son gecemi hissediyor. Korkuyorum Bayezid. Şşş, korkma. Her kışın bir baharı vardır. Bizim de baharımız gelecek. Hüsrev Paşa ile gitmeyerek doğru yaptığından emin misin? Hünkârımızla aramda sadece dağlar, denizler yok Defne. Derin bir uçurum var. Ona ulaşacağımı bilsem bir an durmaz giderdim. Elini eteğini öperdim. Karşısına çıkarsan ne olacak? Seni affedeceğine inanıyor musun? Bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Bugün eğer Asi, düşmanından medet uman bir şehzade olarak anılıyorsam, bunun müsebbibi
Hünkâr babamın merhametten ve adaletten fersah fersah uzak hükümleridir. Senin için rahat olsun Bayezid. Kimse bilmiyorsa biz biliyoruz. Rabbim biliyor senin masum olduğunu. O yakışıksız ithamları zinhar hak etmiyorsun. Eğer hain bir şehzade olsaydın, şahla birlik olur, hünkârımızın üzerine yürürdün. Ama yapmadın. Bir an bile aklından geçirmedin. Benim ne düşündüğüm, ne hissettiğim hiçbir zaman umurunda olmadı ki. Ona göre hep yola getirilmesi, hizaya sokulması gereken asi bir evlattım ben. Bunu da şimdi Şeyhülislam'ın fetvasıyla tescilledi. Rahmetli abim Mehmet'e, Cihangir'e, Mirim'e, Selim'e, hatta Mustafa abime verdiği sevgimin zirvesini dahi esirgedi benden. Neden bilmiyorum, lakin hiç güvenmedi bana. Beni sevmedi. Selim, sefere neden yine o gidiyor? Çocuk değilim ben. Başarabilirim. Bana güvenmiyor musunuz? Bayezid, benim cengaver şehzadem. Çocuk değilsin elbet. Kocaman delikanlı oğlum, bu yüzden burada kalıyorsun. Bütün şehzadelerin sefere çıkması doğru mu sence? Herkes sefere çıkarsa payitahtı kim muhafaza edecek? Hı? Validem de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Selim kalsın burada. Neden hep ben kalıyorum? Bunu bana değil kendine sual et. Nerede hata yaptığını düşün. Ey seraser aleme Sultan Süleyman'ım baba. Tende canım, canımın içinde cananım baba. Bayezid'ine kıyar mısın benim canım baba? Bir günahın hak bilir, devletli sultanım baba. Sultanım, Vezir-i Azam Ali Paşa geldiler. Gelsin. Sultanım. Hoş geldiniz Ali Paşa. Hoş buldum. Beni bir hayli meraklandırdınız. Davetinizin sebebini öğrenebilir miyim? Zor günler geçiriyoruz paşa. Hayli zor günler. Kardeşim Selim maalesef türlü oyun ve ihanetle tahta hiç olmadığı kadar yakın. Siz hariç bütün vezirler onun safında. Bir tek siz kaldınız. Şehzademiz Bayezid, bu devletin istikbalidir sultanım. Başkaları gibi bugünlerde onu yalnız bırakıp fikrimden cayamam. Cesaretiniz takdire şayan. Lakin bu tavrınızı sürdürdüğünüz müddetçe Şehzade Selim'in taraftarları üzerinize gelecek ve ayağınızı kaydırmaya çalışacaktır. Mevkinizi sağlamlaştırmak için hanedanla daimi bağlar kurmak hayrınıza. Birbirimize destek olabiliriz. Sultanım, size sadakatim baki. Emrinize olmaktan şeref duyarım.
Bunları işitmek beni ziyadesiyle memnun etti. Ve fakat Şehzade Selim'in taraftarlarıyla tek başıma mücadele edebileceğim kanaatindeyim. Başka türlüsü münasip olmaz. Bir emriniz yoksa müsaadenizle. Yakında evlenecek yaşa girecekler. Damat namzetlerini şimdiden düşünmek lazım. Kızlarım birer hazine. Damatlarım da bana ve bu hazineye kıymet verecek tıynette olmalı. Evlilik hem bizim hem de müstakbel damatlarımızın neyine? Çift taraflı bir anlaşma. Tahta giden yolda yanınızda kim varsa yahut kimin olmasını istiyorsak... ...kızlarımızı onlarla baş gözetmeliyiz. Zira benim aklımdan birkaç isim geçiyor. Vakti zamanı gelince... ...en hayırlı olanı seçerim elbette. Gel. Şehzadem, sultanım. Sokulu Mehmet Paşa yolladılar. Sokulu Mehmet Paşa ne yazmış? Vezir-i Azam tayin edilmiş mi? Ne yazık ki hayır. Hünkârımız sadareti Semiz Ali Paşa'ya emanet etmiş. Sokulu'nun son yıllardaki gayret keşliğini hafife almış. Sokulu bunun hıncıyla gönülsüz hareket etmez değil mi? Hiç sanmam. Tam tersi hırslanır. Sabırlı adamdır. Benim saltanatım zamanı hak ettiği mertebeye ulaşacağını biliyor. Bizim menfaatimizi gözeteceğinden zinhar şüphem yok. Sokulu elbette sabrının mükafatını alacaktır. Müsaadenizle şehzadem, haremde alakadar olmam gereken mevzular var. Ben bahçeye çıkacağım. Otur oturduğun yerde. Babamız dışarı çıkmamızı istemiyor. Hadi gidelim. Burası bizim sarayımız değil. Burada tutsağız. Dışarısı tehlikeli. Madem korkuyorsun sen kal. Abdullah! Sana otur dedim. Mahmut geç yerine. Bu ne hal? Orhan! Affedin şehzadem. Evlatlarım şimdiden birbirini yemeye mi başladı? Böyle mi abilik yapacaksın? Şehzadem sakin ol. Abimin bir suçu yok. Ben dışarı çıkmak istedim şehzadem. Abim ona kızdı. Hala. Hep böyle oğlum. Şehzade Selim'le benim aramda geçen hadiseleri emsal saymayın. Hazreti Ali Efendimiz insanların en acizi kardeş edinemeyenlerdir. Ondan daha acizi ise kardeş edindikten sonra onu yitirendir diye buyurmuş.
Siz birbirinizi yitirmeyin. Birbirinizin eline zinhar bırakmayın. Söz verin bana. Söz veririm şehzadem. Sultanım. Gazanfer, bunu derhal itimat ettiğim bir hale payitahta gönder. Sokulu Mehmet Paşa'ya gidecek. Aman diyeyim şehzadem Selim'in haberi olmasın. Af buyurun sultanım, lakin böyle gizli saklı şeyler başımıza iş açmasın sonra. Açmaz Gazanfer. İçin rahat olsun. Bu mektup şehzademin istikbali için şart. Muhterem Mehmet Paşa, mektubunuzu aldık. Sizin vezir-i azam tayin edileceğiniz kanaatindeydik. Zira sadaret sizin hakkınızda. Emin olun hak ettiğiniz payeye erişeceğiniz, hakkınızın teslim edileceği günler yakın. Esas meseleye gelirsek, Şehzade Bayezid ve yanındaki şehzadeler Allah'ın izniyle pek yakında yolumuzdan çekilecekler. Lakin Amasya Sarayı'nda kalan Şehzade Mehmet'e dair bir çare düşünmek icap eder. Sizin gibi ihtiyatlı bir paşanın gereğini yapacağından eminim. Şehzade Selim'in gözdesi ve şehzadenin validesi Nurbanu Sultan. Gel. Şehzadem, vakit geldi. Hüseyin Çavuş ağalara haber vermeye gitti. Gün bugündür. Şaha saldırı için vakit tamam. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. İnşallah her şey istediğimiz gibi gidecek. Amin. Amin. Şehzade Mehmet'i bir başına bırakmayacağız değil mi? Ya Ayşe Sultanımız, kardeşim, onlar ne olacak? Biz Gürcistan'a geçerken Hüseyin Çavuş Amasya'ya gidecek. Şehzadem Mehmet'i, Ayşe'mi ve kardeşini bize getirecek. Burnumda tütüyorlar şehzadem. Oğlumun kokusuna doyamadım. Hasretiyle yanıyorum. Ben de öyle. Anlat Sokollu. Nedir bu kadar mühim olan? Hünkârım. Anadolu'da size isyan ederek Şehzade Bayezid'in yanında saf tutanların mukavemeti Allah'ın izniyle kırıldı. Lakin irili ufaklı çatışmalar devam etmekte. Benim asıl endişem Amasya'daki Şehzade Mehmet'i kullanarak tekrar güç kazanmaları ve büyük bir isyanın patlak vermesi. Bir çare düşünmek lazım. Esasen benim aklımda bir tedbir var. Müsaade buyurursanız derhal tatbik edelim. Biliyorum Lokman. Hüsrev Paşa ile anlaşmadığım,
Aydat'a gitmediğim için huzursuzsun. Yalan söylemeyeceğim şehzadem. Huzursuz olduğum doğru. Ancak uzakta olsaydım sizi merak eder içim içimi kemirirdi. Böylesi daha münasip. Canım yolunuza feda olsun. Gel. Şehzadem. Felaket. Şah Tahmasp askerlerinizi Acem diyarının dört bir yanına dağıtmış. İtiraz edeni kılıçtan geçirmiş. Ağaçla salandırmış. Allah kahretsin! Ordunuzun Kazvin'de kalmasının hazine için epey külfetli olduğunu söylemiş ya. Bahane bu. Ya kendisine yapılacak olan saldırıyı öğrendi. Ya da Hüsrev Paşa ile pazarlık yaparken elini güçlendirmek istiyor. Şehzadeyi istediğim gibi kullanırım demeye getiriyor. Kaç askerim kaldı? Yalnızca bu saraydaki mahiyetiniz var şehzadem. Ve bu şartlar altında şaha saldırmamız mümkün değil. Gideceğiz buradan. Hem de bir an evvel. Emredersiniz şehzadem. Şahın adamlarını nasıl atlatacağız? Bir yolunu bulacağız Lokman. Defne Sultan'a haber ver. Şehzadelerim hazır etsin. Karanlığın basmasını bekleyeceğiz ve bu Allah'ın cezası yerden bir an evvel gideceğiz. Gel. Şehzadem. Ne var Nurban? Şehzademiz Murat. Mektup yollamışlar. Her şey yolundadır inşallah. Bir aksilik yok çok şükür. Kazvin'den haber var mı diye sual ediyor. O da hevesle müjdeli bir haber bekliyor tabii. Beklediği haberi yakında alacak inşallah. İnşallah. Deniz size ne olursa olsun hayatta kalın demişti şehzadem. Unutmayın. Biz bir felaketten kaçıyoruz. En büyük felaketim validemin ölümü değil miydi zaten? Sonrası ihanet. Hüseyin Çavuş. Arkada muhafızlar bekliyor. Şah'ın nöbetçileri sayacağız. Evvela onların üstesinden geleceğiz.
Derenin orada atlar bekliyor. İnşallah oraya varacağız. Hadi. Şehzade Bayezid Hazretleri, habersizce ayrılmak gibi bir niyetiniz yoktu inşallah. Hele ki şahımız sizin için hususi bir ziyafet tertip etmişken. Size yemin ediyorum şehzadem. Sizin ve oğullarınızın canı şahımın teminatı altındadır. Hekimbaşı'nın yeni merhemi inşallah işe yaramıştır hünkârım. Müsaade edin, yemekten sonra tatbik edeyim. Beğenmediniz mi? Derhal başka bir şey getireyim. Hepsi aynı geliyor Gülfem. Ne tadı var ne tuzu. Müsaadenizle. Tam 50 yıl. Haleminize gireli, sizi tanıyalı tam 50 yıl oldu hünkârım. Bu yarım asrın hatırı varsa benim de size edecek bir çift lafım var. Ver elbet Gülfem, söyle. Şehzade Bayezid, elimde büyüdü sayılır. Kendi evladımızı kaybettikten sonra bütün çocuklara benim gözüyle baktım hep. En çok da Şehzade Mustafa'ya. Bayezid'e da öyle. Çocukluğundan beri hırçın, asi mizaçlı. Lakin iyi niyetlidir. Kin tutmaz. Yüreği kötülük beslemez. Yaptıkları yenir yutulur cinsten değil elbet. Bir cezayı hak ediyor. Ancak
Bu ölüm değil hünkârım. Zinhar değil. Zaten Şehzade Bayezid için Acem diyarında olmaktan daha büyük bir ceza mı olur? Eminim bu en çok onu kahrediyordur. Hünkârım, size yalvarıyorum. Hükmünüze rehberlik eden merhametiniz olsun. Hükümdarlığınız değil. Şehzadem, muhafızlarınız burada kalacaklar. Yalnız siz, şehzadeleriniz ve gözdeniz ziyafete davetlidir. Lokman Ağa, Hüseyin Çavuş ve silahtarlarım da benimle birlikte gelecek. Nasıl isterseniz. Şehzadem, silahlarınız... Şehzade Bayezid Hazretleri, şehzadelerim, Defne Sultan. Tekrar hoş geldiniz sarayıma. Sizleri burada ağırlamaktan büyük şeref duyarım. Askerlerinizi dağıtmak mecburiyetinde kaldığım için gerçekten çok üzgünüm. Zira sayıları epeyce fazlaydı. Hazinem için gereksiz yük. Karşınızda toy bir şehzade yok sizin. Arkamdan çevrilen işleri de, kirli pazarlıkları da biliyorum. Zaten düştüğüm vaziyet hayli utanç verici. Kendi sofranızda... Gözümün içine baka baka, yalan söyleyerek bana daha fazla hakaret etmeyin. Madem ki arzunuz bu, elbette. Size karşı samimi olacağım. İstanbul'dan haber var. Ha. Siz gerçi çoktan işitmişsinizdir. Neden bahsediyorsunuz bilmiyorum. Ha. Rüstem Paşa. Ahirete intikal etmiş. Ölümüne zehirli ishal sebep olmuş diyorlar. Bu hakikati yansıtıyor mu? İşte orası şüpheli. Siz ne dersiniz? Allah taksiratını affetsin.
Rüstem hainlerin sonu olan acılı ölümden nasibini almış belli ki. Canını alan yiğidin ruhu şad olsun. Şehzade Hazretleri, bizler misafirperverliğimizle övünürüz. Lakin size bir lokma bile yediremedim. Sadede gelin, Şah Hazretleri. Beni ve şehzadelerimi ne diye çağırdınız? Yoksa anlaşma sağlandı mı? Ne vakit teslim edeceksiniz bizi? Şehzade Bayezid, ne kadar mert ve açık sözlü olduğunuz ortada. Savaş meydanında ne kadar yürekli olduğunuz herkesin dilinde. Keşke. Keşke teklifimi kabul etseydiniz de Sultan Süleyman'a karşı beraber cenk etseydik. Şehzade Bayezid, zinhar davranmayasın. Aksi takdirde herkes ölür. Zevceni, evlatlarını gözlerinin önünde öldürürüm. Şehzadelerim! Şehzadelerim! Mahmut! Abdullah, Defne! Neredesiniz? Allah'ım! Abilerin yanında mı? Ben yanındayım baba. Biz iyiyiz şehzadem. Orhan'la Mahmut nerede? Ben buradayım baba. Babacığım. Herkes öldürdüler baba. Lokman Ay, Hüseyin'i. Defne. Defne Sultan. Bilmiyorum. Götürdüler onu. Bizi de öldürecekler mi baba? Hayır yavrum. Biz dünyaya hükmeden bir hanedanın mensuplarıyız. Bizi öldüremezler aslanım. Mümkünatı yok aslanım. Mutlaka çıkacağız buradan.
Şah Hazretleri. Sultan Süleyman'ın arzu ettiği gibi Şehzade Beyazıt'ın adamlarını dağıttık. Müteşekkiriz Şahım. Dört kere 100.000 altın. Şehzade Bayezid payı tahta vardığında kalanını da alacaksınız. Ve Kars Kalesi de birliklerinize teslim edilecek. Benim bu şartları kabul ettiğimi kim söyledi Hüsrev Paşa? Ne demek bu? Şartlar değişti paşa. Şehzade Beyazıt'ı istiyorsanız teklif ettiğinizin iki mislini ve Bağdat'ı isterim. Kabul etmezseniz Şehzade'yi unutun. Şah Hazretleri, hünkârımız bu söylediklerinizi sözünden dönmek sayar. Ateşle oynamayın. Hey gafil! Karşımda Acem diyarının hükümdarı var. Sözümden dönmem ben. Son sözü söylerim. Hünkârımıza yazıp sual etmeliyim. Yalnız padişahımız Bağdat'ı bizzat ben gelip teslim ederim diyebilir. Geçti artık. Sultan Süleyman'ın at binecek hali yok. Şehzadem. Hüsrev Paşa. Çok üzgünüm şehzadem. Aslında niyetim sizi ve şehzadeleri alıp buradan gitmekti. Lakin... Defne Sultan nerede? Hüsrev Paşa. Hüsrev Paşa, yalvarırım göndermeyin beni, ne olur, ne olur. Sultanım, inat etmeyin. Tercih hakkınız yok. Size yapacağınız şeyi söylüyorum. Amasya'ya gidin, evladınızın yanına. Ben şehzademiz Bayezid'in payitahta gitmesi için elimden geleni yapacağım. Yanına muhafızlar verdim. Emniyetli bir şekilde Amasya'ya ulaşacaktır. Bu kimin emriydi paşa? Hünkârımızın mı? Hünkârımız sadece sizi ve evlatlarınızı istiyor şehzadem. Yanınızdaki asilere müsamaha gösterilemezdi. Madem öyle, neden buradayız? Neden zindandayız Hüsrev Paşa? Şah Tahmasp anlaşmamıza sadık kalmadı. Hünkârımızdan yeni taleplerde bulundu. Payitahta yazdım. İvedilikle bir netice elde edeceğimize inanıyorum.
Şehzadem. Elbet çıkartacaklar sizi buradan. Ne olur umudunuzu yitirmeyin. Ve güçlü durmaya çalışın. Biliyorum Sultan Süleyman'ın adaletine inanmıyorsunuz. Öyle olmasaydı ne siz burada olurdunuz ne de şehzadeleriniz. Böyle düşünmek için sebepleriniz olabilir. Lakin ben hünkârımızın yüreğinde size karşı merhamet beslediği kanaatindeyim. Kendi soframda mı yaparım Bayezid? Cüretimi bağışlayın hünkârım. Rahmetli Mustafa abime ve Pargalı İbrahim'in nasıl öldüğünü düşününce... Anlaşılan o ki sen de o isyankar abinin yolundan gitmek niyetindesin. Hem şu hadisenin sana ibret olması icap ederdi. O yolun gittiği tek bir yer var Bayezid. Ölüm. Sen de bunu mu istersin? Vaktiyle rahmetli validem Bayezid'le aramı düzeltmeye çalışırken sulh mümkün demişti. O günden beri kendime sual edip duruyorum. Başımızda sallanan iktidar kılıcına rağmen sulh mümkün mü? Şehzadem, rahmetli valideniz evlatlarını korumaya çalışan bir annenin hissiyatıyla hareket ediyordu. O sözlerin içi boş ne yazık ki. Siz acımasız bir savaşın içine doğdunuz. Gel. Şehzadem. Sultanım. Signora Gracia Mendez geldiler. Gelsin. Sultanım, iyi misiniz? Lokman Ağa nerede? Lokman. Kıydılar ona. Sonra Hüseyin Çavuş. Hepsi öldü Gülşen Kanfa. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Ya şehzadelerimiz? Tutsak edildiler. Akıbetimiz ne olacak bilmiyorum. Şehzadem Mehmet'i almaya geldim. Burası onun için emniyette değil. Sultanım. Ne söyleyeceksen sonra söyle Gülşen Kanfa. Evvela şehzademi, kardeşimi ve sultanımı görmem lazım. Neredeler? Şehzadem, son günlerde ne kadar zorluk çektim tahmin bile edemezsiniz. Görmediğim dostlarımı gördüm. Çalmadığım kapıları çaldım. Altınları buldunuz mu? Bulamadınız mı sinyora? Bizi sükût hayale uğratmayacaksınız inşallah. Tamı tamına 10 kere 100.000 altın.
Evvelden bir kısmını getirmiştim. Âlâ. İyiliklerinizin karşılıksız kalacağını düşünmediniz herhalde. Büyük bir iş başardınız sinyora. Gün gelip padişah olduğum vakit bunun karşılığını misliyle alacaksınız. Kızlar. Defne. Abla. Kardeşim. Güzel sultanım ben. Abla çok merak ettik sana. Babam nerede? Abilerim. Abdullah geldi mi? Onlar sonra gelecekler. Tamam mı? Ama merak etmeyin. Saatleri yerinde. Şehzadem Mehmet nerede? O da sizinle değil mi? Mehmet gitti. Nasıl gitti? Nereye gitti? Bilmem. Size söylemeye çalıştım sultanım. Payitahttan geldiler. Ve şehzademizi Bursa'ya götüreceklerini söylediler. Nasıl? Nasıl göz yumarsınız buna? Nasıl teslim edersiniz oğlumu? Kazvin'den ulaklar geldiler. Hüseyin Paşa'nın haberleri hiç hayra alamet değil. Şah Tahmasp anlaşmadan caymış. Sizin de bizzat okuduğunuz üzere ilave taleplerde bulunmuş. Yetmezmiş gibi Şehzade Bayezid ve şehzadelerini zindana kapatmış. Tahmasp denen melun bu cüreti nereden buluyor? Bu gafil bozundu kendini ne zannediyor? Haddini fazlasıyla aştığı ortada hünkârım. Derhal divana topla. Derhal! Emredersiniz. Tahmasp'ın kabahatleri boyunu aştı. Çığırından çıktı aşikar. Ali Paşa. Emredin hünkârım. Hüseyin Paşa'ya derhal cevap yaz. Tahmasp'ın isteklerinin bir tanesini dahi kabul etmediğimi söyle. Tahmasp şehzadelerimi derhal bana teslim etsin. Emri ferman yüce padişahımızındır. Ancak hünkârım, ya şah şehzadelerimizi vermemekte inat ederse? O vakit bütün gücümle üzerine yürür sarayını başına yıkarım. Bu yapacağım son şey dahi olsa tereddüt etmem. Af buyurun hünkârım. Lakin mevcut şartlarda bir acem seferi devlet-i aleyhinin menfaatleri için münasip olmayacaktır. Sen ne dersin Sokolu? Tahmasp'ın bu pervasız taleplerini kabul mü edin? Bunu mu istersin? Haşa huzurdan hünkârım. Zinhar kabul edilemez. Ben sadece inceleyip sık dokumak gerektiğinden bahsediyordum. Muhtemel bir seferin külfeti ağır olacaktır. Müzakereleri devam ettirmekte... Pazarlık bitti. Tahmasp ya oğlumu torunlarımı bana teslim eder ya da dünyayı başına yıkarım. Çekilebilirsiniz. Sultanım, rahatlatır. Ha ölmüşüm ha yaşamış ne fark eder? Öyle demeyin sultanım. Şehzademiz Mehmet'i belki gerçekten tedbir olsun diye götürmüşlerdir. Söylediğine gerçekten inanıyor musun sen Gülşakal? Şehzade Mustafa'nın oğlu Şehzade Mehmet'i de aynen böyle Amasya'dan alıp Bursa'ya götürmüşlerdi öyle değil mi?
Masumların canlarını hep böyle mi alıyorlar? Ay benim talihsiz oğlum. Umudunuzu kaybetmeyin sultanım. Evladınız hala yaşıyor. Size çok ihtiyacı var. Sultanım, hünkârımız kara haberler alınca fenalaşmış, hekimler yanındaymış. Ne hallere düştük Sümbül. Hünkârımıza mı üzüleyim, canımın Paris kardeşime mi? Bu merhem faydasız, acımı dindirmiyor. Hünkârım, eğer arzu ederseniz bir miktar afyon şurubu deneyebiliriz. Şehzadem Cihangir'i ölüme götüren o zehirden mi vereceksin? Yıkıl karşımdan! Çek! Hünkâr. Sen nasıl destursuz girersin? Kim müsaade verdi sana? Kardeşimin zindan atıldığını işitince... Ben bu haldeyken ondan mı bahsedersin? Çık dışarı! Siz de çıkın! Yalnız bırakın beni! İmzayı idüp tüylü emenle nefesi, kalmadı zerre kadar dilde bu dünya hevesi. Istırabı koyel, ey murgı revan sabreyle, eskiyüp işte harabe, varıyor ten kafesi. Karban-ı rehi iklimi, Adem menzilinin, dokunur oldu dila sevmime, bangı ceresi. Şehzadem, altınlar getirdiniz inşallah. Defaatle sayıldı. Şaha bizzat sen teslim edeceksin. Emredersiniz Şehzadem. Mustafa Paşa, Allah'ın izniyle ve senin gayretinle yolun sonuna geldik. Zaferim de emeğin büyük. Ne mutlu bana Şehzadem. Ben bu yüce devletin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ettim. Kızlar, Şehzade geliyor. Şehzade Beyazıt geliyor. Şehzadem, nerede kaldın? Çok merak ettim. Oğlu,
Bizi götürecekler mi? Hep burada mı kalacağız? Gelecekler elbet aslanım. Bu bir imtihan. Hepimiz için. Ve biz bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Neden bu kadar sürdü? Kolay değil biliyorum. Güçlü olmazsak başaramayız. Hem siz Hazreti Nuh'un hikayesini bilmez misiniz? Anlatın babacığım. Çok eski vakitlerin birinde cihan şimdi olduğu gibi kan, zulüm, ahlaksızlık ve haksızlıklara boğulmuş. Allah'ın imanından ve emirlerinden çıkmış. Hazreti Nuh herkese doğru yolu gösterse de kimse onu dinlememiş. Yalancılıkla suçlamış. Bunun üzerine Allah-u Teala insanlığa son vereceğini söylemiş. Bir istisnası varmış elbet. Hazreti Nuh'a bir gemi inşa etmesini, bir dişi bir erkek olmak üzere cümle mahlukattan bir çift alarak karısı, oğulları ve inananlarla birlikte binmesini emretmiş. Hazreti Nuh Allah'ın emrini yerine getirmiş ve muazzam bir gemi inşa etmiş. Binbir çeşit mahlukatla ve ailesiyle birlikte gemiye binmiş. Derken sonsuz, hiç dinmeyecekmiş gibi bir yağmur başlamış. Gök yarılmış, yağmurlar düşmüş. Yer çatlamış, sular fışkırmış. Sular seller almış her yeri. Deryalar öyle kabarmış ki yeryüzündeki en yüce dağlar bile sular altında kalmış. Cümle mahlukat sulara kapılmış ve telef olmuş. Şehzadem, ben Hüsrev Paşa'nın çavuşbaşı Ali Ağa. Sizi götürmeye geldim. Payitahta dönüyoruz. Oğullarım, aslanlarım benim. Canımın parçalarım. Söylemiştim. Bu karanlık günler bitecek. Payitahta döneceğiz demiştim. İşte o gün geldi. Şehzadem, bir an evvel çıkmamız lazım. Babacığım, payitahta varırsak hünkârımız sizi affedecek mi? Misafirsin bu hanede ey gönül. Umduğunla değil, bulduğunla gül demiş Rumi Hazretleri. Hane sahibi ne derse o olur. Ne kimseye sitem eyle, ne de üzül. Şehzadem.
bağışlayın. Sizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattım. Doğduğum günden bu yana abilerimin gölgesinde kaldığımdan mütevellit. Kendimi hep göstermeye çalıştım. Lakin hep elime yüzüme bulaştırıyorum. Abilerinin gölgesinde kaldığını mı düşünüyorsun? İlk göz ağrınız Mustafa abimdi. Cesur, akıllı. Sonra abim Mehmet. Sizin kıymetlinizdi. Öyle ki mezarın üstüne taht koydurdunuz. Ve Selim abi. Manisa sancağına layık gördünüz onu da. Abilerin gibi sen de benim bir parçamsın Bayezid. Hatta öyle ki senin şu saman alevi gibi parlayan öfken olmasa içlerinde bana en çok benzeyen de sensin. Hüdayun abi değilsin. Senin toprağını hazırlayan, tohumunu eken, suyunu veren benim. Nasıl ki bir baba olarak senin başarılarında gurur duyuyorsam, yaptığın hataların da mesuliyetini almam gerekir üzerime. Demek ki ben sana bir şeyleri yanlış ya da eksik öğretmişim. Söylememişim. Canımdan bir parça olduğunu hissettirememişim. Bağışla baba. Gel. Şahım. Hüsrev Paşa geldiler. İçeri al Mervan. Şah Hazretleri. Payitahttan beklediğim cevap geldi. Sultan Süleyman isteklerinizi zinhar kabul etmiyor. Şehzade Bayezid'i derhal bana teslim etmek mecburiyetindesiniz. Israrcı davranırsanız büyük bir savaşın müsebbibi olacaksınız. Şehzade Bayezid'i size teslim etmem. Edemem. Zira bu mümkün değil. Şehzadelerim. Süre Paşa ile burada mı buluşacağız? Yeah.
Bu işin arkasında ikinizin olduğunu bilmeliydim. Herkes hak ettiği hayatı yaşar şehzadem. Sizin hak ettiğiniz de bu işti. İsmin küfür olsun Lala. Ahirette iki elim yakamda olacak. Seni bu halde tanımakta zorlandım Bayezid. Bir nebze haysiyetin olsaydı... ...yüzüme bakmaya utanırdım. Hata ettim Bayezid. Beni o gün orada öldürmeliydin. Sana söylemiştim. Sen de Mustafa abim gibi, Cihangir gibi zayıfsın. Bense güçlüyüm. Gördüğün gibi ayakta kalan ben oldum. Madem arzun bu, madem kardeşini öldürmek istiyorsun, durma öldür hadi. Lakin sen bu değilsin Bayezid. Sen kardeşine kıyamazsın. Sen de Mustafa abime benziyorsun. Cengiz'e benziyorsun. Tıpkı onlar gibi merhametlisin. Bu senin fıtratında var. Bu son olsun Selim. Son. Eğer bir daha karşıma çıkarsan... ...kılıcımı kalbinin tam ortasına saplarım. Bilmiş ol. Ne bekliyorsun Selim? Senin gibi af dileyecek. Ağlayacak, canım için yalvaracak mıyım? Beklediğim bu mu? Hadi al canımı da bitsin bu iş. Ben evlatlarımın istikbali için her şeyi yapmaya razıyım. Yaptım da. Peki sen Bayezid? Sen yapabilir misin? Evlatlarının istikbali için bana yalvarabilir misin? Ayaklarıma kapanabilir misin? Şehzadem. Eğer yaparsan seni Hüsrev Paşa'ya teslim ederim. Oğullarınla birlikte payitahta gidersin. Dirliği ve sadakati söz konusu olduğunda zalimlikle suçlanmaktan hiç korkmamalıdır. Çünkü ibret verici bir cezayı tercih edenler aşırı merhametleriyle cinayetlerin ve yağmaların izleyeceği kargaşaların çıkmasına olanak tanıyanlardan daha merhametlidir. Baba. Zira bu kargaşalar bütün bir cemaate zarar getirir. Oysa hükümdardan gelen icraat tek bir kişiye zarar verir. Baba. 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 Ölüm ardı. Ama düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın, komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp boz
kırlara ulaşamadı. Yalan dünya sana çıkışamadı. Eşimle dostumla buluşamadı. Var git ölüm bir zamanda. Dostumla buluşamadım. Artık git ölüm bir zamanda. Araç olan belki konu geçerken. Geçer şerbetini tas tas içerken. Senden kaçarken artık ölüm bir zamanda yine buldum beni senden kaçarken artık ölüm bir zamanda. Ne oldu Bayezid? Evlatlarının canı için af dilemekten yüksünüyor musun? Bu kadar mı kıymetsizler? Tutamayacağın sözler verme Selim. Boyundan büyük laflar etme. İkimiz de biliyoruz ki beni hünkârımıza asla teslim etmezsin. Doğru etmem. Lakin etsem de netice değişmez. Hünkârımız seni asla affetmez. Sen düşmana sığınmış asi bir şehzadesin. Katline ferman verdi bile. Madem öyle neden kestin önümü? Korkuyorsun değil mi? Binde bir ihtimal olsa bile korkuyorsun. Selim. Beni burada öldür. Hakim. Onları bırak. Onlar daha çocuk. Bırak. Bırak hünkârımızın yanına gitsinler. Selim! 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 Bu günah benim değil Bayezid, senin! Silahın köpek! Anadolu'nun yüz karası! Ne yazık ki bu yüce devlet artık senin hükmüne girecek. Lakin o kanlı tahtta huzur bulamayacaksın Selim! Duydun mu beni? Yüzyıllar sonra bile hainlikle, sarhoşlukla anılacaksın. Ağlar. Bize gelince ölüm bizim gemimizdir. Oğullarımla birlikte o gemiye bineceğiz. Ve Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ve yalnızca... Yalnızca onun önünde diz çöküp Allah'ın af dileyecek. Bırak. Bırak. Bırak.
Sonra ne olmuş baba? Hazreti Nuh'la oğullarına ne olmuş? Dünyada canlı namına bir tek Hazreti Nuh ve ailesi hayatta kalmış. Ve gemideki mahlukatlar. Rabbimiz buyurmuş. Ey yeryüzü, sen suyunu tut. Ey gökyüzü, suyunu kes. Böylece sular çekilmiş. Nuh ve evlatları karaya ayak basmış. Selleri, felaketleri ve fırtınaları atlatmışlar. Baba, biz de bu fırtınayı atlatacağız değil mi? Atlatacağız. Atlatacağız oğlum. Yeni bir hayat kuracağız. Toparlanacağız. Birlikte yeniden ayağa kalkacağız. We'll be right back.